The Books yine buradayız. Araları kısa tutuyorum çünkü Hank Williams'ın şarkıları hep 2,5 dakika. Hank Williams güzel mi? Sevdiniz mi? Müzikler yani. Var mı country müzik dinleyen? Country müzik güzeldir. Hank Williams iyidir ama. Ünlü Ayyaş'tır. Adam kaç? 29 yaşında mı ne ölmüş ya? Tabii o zamanlar kardiyoloji bilgisi olmadığı için dayamışlar. Alkol, ilaç. Oh abi küt. Güzel ama çok içiyorlar oğlum. Teksaslılar. Adam yüzünü viskiyle yıkıyor. Hanımını ayaklarını yani şeyle tenesi viskiyle yıkatıyor yani. Onlar hani bilmiyor. İlk nasıl başlıyorlar ki? Bir de onlarda şey de var hani. Alkol 20 yaşında falan onlara yasal. Ha, bizdeki gibi 18 de değil bildiğim kadarıyla. Ama adamlar bok gibi içiyor. Ya onların yasakları şey ya. Biri şikayet edene kadar. Bizdeki yasaklar da öyle ama ne bileyim bizdeki daha kötü. Herhalde bilmiyorum ya. İlk bire içmeler. Bak dünyada ilk en garip ilk bire içişi gördüm ben. Gerçekten. Arkadaş ortamına dahil olmak için hani birçok şeyi yapmanız gerekir biliyorsunuz değil mi? Çocukken. Çocukken değil mi? Genç de olur. Yani 15-16 yaşlara kadar. Belki 18. Yani o arkadaşlar ne yapıyorsa sen de ona ayak uydurmak zorundasın. Ya da bir iştirakın olmak zorunda. Bir tane de bir arkadaş vardı. O da bizde böyle bizim gruba dahil olmak istiyordu falan. Biz de hani arada böyle bir bira çatlatıyoruz hani. Egemenliğin bahçesinde, istasyonda falan filan. Ama o çocuğun öyle şeyleri yok çok. O son derece böyle düzgün evlat. Tabiri caizse. Hani alkol içmek kötüdür tabii ki de. Yani mümkün mertebe ağzınıza için, makul seviyede için. Alkol ölecek bir yanı yok. Ama deneyim midir? Deneyimdir. Biz de merak ediyorduk. Öyle arada bira çatlatıyoruz falan filan. O da dedi ben de gelebilir miyim falan. Bize dedik hani gelese de biz bira içeceğiz. Bir okulun bahçesinde. Gecenin bir vakti. Olur ben de içerim dedi. Okey dedik. Aldık bira. Ben dedi ilk defa içeceğim. Nasıl içeceğim dedi. İlk defa bir şey mi içeceğim bira mı? Yani hani öyle bir sordu ki amına koyayım. Daha önce boğazına hiç sıvı geçmemiş gibi. Dedik ilk defa bir şey içeceksin. Yani gırtlağı ilk kez mi kullanacaksın? Anlamadım. Yani dedi nasıl içiliyor? Dedik oğlum işte kola nasıl amına koyayım? Bilmiyorum kola da mı içmem? Açacağım. Ve içeceksin yavaş yavaş. Bu. Okey dedi. Tamam. Açtı. Aynen belki de rakı sandı o. Alkol deyince. Değil mi? Yok mu dedi bir ciğer mi yer amına atom matom. Neyse. Bak şöyle içti. Biraz da galiba şeydi herhalde aile tarafı. Biraz kutucuydu yani bunlara böyle dikkat ediyorlardı. Abi bak birayı açtı şöyle. Görüyoruz değil mi? Birayı şöyle kapağını açtı. Şöyle yaptı. Yeminle bak. Yaptı salladı birayı attı böyle. Allah belanı versin. Bir yudum aldı. Dedi içtim okey. O zaman anladık hakikaten içmediğini daha önce. Gerçekten böyle zürafa gibi açtı bacaklarımı. Değişik oğlum herkesin tarzı. Benim o bak çoğu alkolle hep şeyim var böyle. Bir ne denir ona? Trajedim var. Maalesef ki çoğunu böyle erken yaşlarda hep test ettim işte. Yani gerçi bu büyük şehirde yaşayan gençler için normal bir şey olabilir yani. 15 yaşında viski deneyimlemek falan ama oğlum Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ekstrem bir durum yani. Şu anda doğaldır belki bilmiyorum. Ben mesela ilk viski içtiğimde ben mesela uzun bir süre hiç içemedim. Yani taş çatlasın. 3 yıl önce falan tekrar viski içebilmişimdir. Git kız arkadaşımla bir akşam bir yerde oturuyoruz. İşte iki tane arkadaş böyle camlı kafeler biliyorsunuz artık orada cam kenarı oldu yiyişemiyoruz dışarıdan görünüyor. Sıkıldık. Böyle şey yaptılar falan yaptılar böyle. Ne oldu falan dedim böyle cepten böyle şeyi gösterdi. JB diye bir tane viski. Ben de yeşil renk falan almanı koyayım. Zaten yiyişemiyoruz. Dedim satayım. Ben dedim bir 15 dakikaya geliyor. Gittim. Bademcik dedim hafif şiş böyle. Köylü gibi biz o küçücük şeyi herkes sırayla tık tık böyle aldı dikti böyle. Bana da şu kadar kaldı. Diktim. Bir anda ananı avradı bir kesildi. Bu bademciklerimi böyle şey yaptı. Ananı mı? Bademciklerim iki taşan vardı. İki tane de buraya geldi. Dört taşan var. Bir kapattı boğazı böyle ananı avradını nefes alamıyorum. Dedim bu ne lan amına koyayım 40-45 saniye nefes alamadım adam akıllı yani hakikaten. İlk defa viski öyle içtim mesela ya, korktum. Hepsinde böyle ki hiç bir düzgün bir şeyim yok. Soğuğa iyi gelir de benim bademcikler sıcakmış işte.
Rakıda falan da öyle. Bizim çok gerizekalı rakı içişlerimiz var mesela. Onu da üniversitenin hazırlığında ilk rakı içtik. Yılbaşı 5 sapız arkadaşın evinde 2 tane yeni rakı 70'lik. Biz bilmiyoruz amına koyayım. Biz tam marabayız yani. Harbi sene gibi bakıyoruz rakıya. Rakı da bize bakıyor amına koyayım. Allah'tan iki tane Ankaralı arkadaş vardı da onlar da full racon amına koyayım. Sürekli sek koyuyorlar böyle çay bardağına. Su almayayım. Ankaralılarsa geçeriz. Ne alaka amına koyayım. Ya neyse okey. Biz bilmiyoruz ki. Yani rakı içmeye oturma, yani rakıya oturmaya neyle başladık biliyor musun? İkişer dürüm yiyerek. Böyle öküz, böyle salaklık olur mu? İki dürüm yedik. Hani aç içmeyelim diye. İki dürüm çift. Sonra rakı içmeye başladık. Salaklığa bak. Biz rakıları şöyle içiyoruz. Bok sen de bilmiyorsun amına koyayım. O sadece çay bardağını içmeyi biliyormuş. Neler? O gecenin finalini söyleyeyim. Yani. Haliflex vardı yerde mavi. Ben balık taklidi yapıyordum. Orayı böyle deniz şeyi sanıp. Sanıp değil de öyle taklit yapıyordum yani. Böyle bir şey. Rezillik. Geçen doğum günü partisinde aynen. Köpeğin adı şeydi. Tofu. Tofu ne biliyorsunuz değil mi? Var mı tofuyu bilen? Vegan köftesi mi? Aynen. Vegan köftesi. Vegan eti. Peki. Veganlarla etçiller ya da ne deniyor? Heterobur mu? Heterobur diye bir şey yok ya. Ben götümden uyuyorum. Hepçil. Aynen. Ama daha çok et. Hani hepçil ama yani kuzu kaburga görene kadar. Hani heterobur. Heterobur değil o. Kerem şeymiş. Heterobur karşı cinsi yiyen. Aynen. Hem erkek yiyen hem kadın yiyen. Etobur ve vegan diyelim. Bunların uzlaştığı tek bir yer var biliyor musun? Tek. Çok keskin iki çizginin uzlaştığı tek bir yer var. Nedir söyleyeyim mi? Kasapta asılan koyun olur böyle. Koyunun götüne böyle maydanoz sıkarlar. Bak bu bir veganla şeyin. Aynen götünde gül dolu. Karanfil dolu. Ben maydanoz gördüm. İlk gördüğümde şey sandım. Hani hayvan daha yiyemeden kesmişler bütün kalmış çıkartırken. O koyunun götüne maydanoz asmak işi şirin mi kılıyor? Niye ki? Belki de şöyle bir şey. Bunun ilk çıktığı an belki de şöyleydi. Adam kasap, eşi vegan. Çok seviyorlar birbirlerini ama bu konuda uyuşamıyorlar. Böyle bir şey yaptı. Adam oraya asıyor her gün dana, koyun, kuzu böyle. Böyle gör. Bir de niye öyle büyük oluyor? Soyunca büyük oluyor demek ki. Bayağı büyük yani. Kuzu dersin ama hiç öyle kuzu değil. Hayvanın götüne bak. Belki de kadın işte dükkanımızı neşelendirmek istiyorum. Vakkas. Demiş ve bari en azından şöyle küçük bir maydanoz koyayım. Çok saçma ama hiç fena değil yani aynen. Kokusundan yani evet. Vakkas. Benim mangal adımdır bu arada. Ben mangala yapmaya başladığımda bana vakkas diye hitap etmelerini isterim arkadaşlarımın. Aynen.